Bizim yaş grubumuza değil ama küçük arkadaşlarımızın hepsinin gönlünü kazandı. Türkiye'ye çizgi film kültürünü yeniden getirdi diyemeyeceğim. Çünkü zaten bizde çok fazla gelişmiş bir durum değildi bu. Ama çizgi filmi yavaş yavaş yerine oturttu. Pepe'nin yaratıcısı alkışlarla Ayşe Şule Bilgiç geliyor. İşte o Pepe bu beyinden çıktı, bu yaratıcı eller. Pepe'yi izleyen var mı aramızda? Yaş grubu gerçekten sadece ufaklar değil yani, bayağı büyükler de oturup izliyor. Evet, çok seviyorlar. Anne baba olanlar zaten izliyorlar. Full takipteler. Bunları hediye olarak mı getirdin? Sana getirdim. Bana evet. Getirdin. Çok teşekkür Bunları ederim. Bunları da sana getirdim. Çok çok teşekkür Size ederim. Size de getirdim ama böyle pazarcı gibi çıkmayayım. Hayır hayır, iyi yaptın. Onları sonra ben şey yaparım, hayal ederim. Çok teşekkür ederiz. Bu Şuşu. Yok. Şuşu sen. Liko. Bu Liko. Bu Leli. Ha, bu Line şey, Leli, öteki. Leliko, Leliko. Ha. Leliko, evet, öteki çizgi film. Bu da zaten meşhur Ayas'ımız. Bu da meşhur Ayas'ımız. Pepe'miz nerede? Pardon, Pepe'miz. Ayas beni andı. Ayas'a buradan sevgiler gönderiyoruz. Çok başarılı ama biraz şey... Biraz bir şey yani, çalışmaktan kafa biraz gitmiş. Çok çektir. Ben ilk defa Pepe'yi böyle yakından canlı, hele senin yarattığın bir şey olma tabii, çok acayip. Çocuklar evden izliyor mu Ayşe? Uyumuşlardır muhtemelen. Uyumuşlardır. Evet. Kaç tane şimdi? İki tane. Bunları saymazsak iki. Ama bunlar da biraz oradan çıkıştı yani, sende bir ufaklık var. 18 aylık. 18 aylık. Bir de 4,5 yaşında. Bir de 4,5 yaşında. Evet. Seslendiren de biraz bunları, senin Pepe'yi... Pepe'yi... Ablamın oğlu, bebeği seslendiren benim kızım. Pepe'yi ablanın oğlu seslendiriyor, bebeği... Kaynakları ekonomik kullanmak gerçekten gerekiyor. De... Çizgi film çok yani... pahalı bir iş. Aile içinde Kıraç neyi seslendiriyor? Bir şey sesi. Müzikleri Kıraç'tan, yapıyor. Kıraç'tan müzikleri yapıyor. Hiç denk geldi mi Pepe'ye falan filan? Yani öyle bir... Ben Kutsi'de denk geldi galiba. Evet, onun da bir öyle. Pepe'si var ya şu an. Ya ben eğlenmek için seyrediyordum. VTV'lerde falan kullanırız falan diye böyle daha önceki dönemlerde... Seyrediyordum yani şarkılarını falan filanı. Arkadaş, dün değil önceki gün oturayım çalışayım dedim yani programa. Pepe izlemek durumundayım. Gecede 10 Pepe seyrettim. Aşırı dozda Pepe. Gecede 10 Pepe vurgundur yani, hani gerçekten de. 10 Pepe seyrettim. İnsanı içine alıyor ya. Valla bir süre sonra böyle bir seyretmek yani, dala böyle dalmış izlerken demek ki o sırada... Semeleşiyorsun mu? Ne oluyor? Bir şey oluyor herhalde. Bir içinde kaybolup gidiyorsun yani. Çocuklar da öyle zannediyorum. Çok büyük bir takılan seyrediyor. Çıkamıyor işin içinden. Evet, çok şükür. 5 yılın sonunda hani Türkiye'de çizgi filmi var etme adına çok büyük bir mücadeleydi bizim çıktığımız yol. Evet. Buradan bütün ekip arkadaşlarıma sevgilerimi göndermek istiyorum öncelikle Eskişehir'e. Çünkü ben hep söylüyorum, ben bu işin sadece ön ayağıyım. Yanımda, arkamda onlarca sanatçı yol arkadaşım var. Onlar şu an Eskişehir'deler ve muhtemelen bizi seyrediyorlar. Buradan onlara da kocaman bir alkış gönderelim bence. Bütün yaratıcı ekibe de buradan selamlar, sevgiler. Çünkü ben Eskişehir'de Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik bölümünde okurken... Evet. Benim son senemde yani 93'e falan geliyor öyle zannediyorum. 93-94'te animasyon... bölümü kurulmuştu Eskişehir'de. Evet. O işte ilk çıkanlar, daha sonra piyasada iş yaptılar ama bunlar da hala, bu çizenler de, bu çocuklar da hala bizim okulda okuyan çocuklar yani. O civardaki bir kısmı mezun, bir kısmı okuyanlar ama yoğunlukla Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunlarıyla çalışıyoruz. Evet. Dumlupınar'dan çalıştığımız arkadaşlarımız var. Ama müthiş bir mücadele gerçekten. Hani daha önce de hep söylemişimdir. Türkiye'de çizgi film yoktu. Hiçbir şeyiyle yoktu. Ve bugüne kadar yapılmaması için de çok geçerli sebepler vardı. İnsan gücü yok, yetişmiş insan gücü. Nasıl yapılır bilen yok. Aslında çok büyük bir ihtiyaç var, yerli yapım. Bizden, bizim özlerimizden beslenen bir yapıma çok ihtiyaç Doğru. var. Ama taşın altına biraz da elini sokan olmamış muhtemelen. Biz bu cesareti gösterdik. Ben dediğim gibi ön ayak oldum. Arkadaşlarım arkamda, yanımda durdular. Çok inandık ve büyük bir mücadeleyle gerçekten samimiyetle paylaşıyorum. Öyle, Pepe'nin samimiyetle arkasında... paylaş. Çünkü yani bizim yaş grubumuz yıllarca biz hep yabancı yani işte orada Japonya'dan bir dostumuz oturuyor. Yani çizgi filmin
harman olduğu yer yani hani gerçekten çizgi filmin harman yani hangi çizgi filmi şimdi saysam Japonya'da yapılmış. Haydi Haydi Japon. Haydi Şeker Kız Kendi. Haydi mi Heydi mi? Heydi mi Haydi mi? Haydi. Heydi mi? Haydi. Haydi. Haydi diyebiliriz. Haydi Haydi. Haydi. Haydi Japonya'dan. Şeker Kız Kendi. Kendi vardı Japonya'dan. Kendi. Ya şimdi izlemiyorum. Öyle bakma bana da yani hani. İzliyormuşum gibi bak. Hala mı izliyorsun kazık kadar adam olmuşsun diye. Şeker Kız Kendi vardı. Ayı Yogiler vardı. Yani bizim dönemimizde yoktu tabii. Yani şimdi yeni yeni. Çocuklara sorduk. Dedik ki Pepe'ye bir şey söylemek ister misin? Aa biz. Harika. Pepe'den ne istersiniz? Öyle mi sorduk? Ne sorduk? Bir şey sorduk onlara. O civarda bir soru sorduk. Ben de tam ne sorduğumuzu hatırlayamıyorum ama bir şey sorduk. Bir ufak ufak arkadaşlarımız hala yatmadıysa izlesinler diye bunu önden verelim dedik. Bir izleyelim bakalım neler istemişler, neler sormuşlar. Pepe bizim okulumuza gelsin. Pepe bana çikolata getirsin. Pepe bana çikolata getirsin. Pepe bana çilekli çikolata getir. Pepe gel bu köfteyle patates makarna yiyelim. Pepe sen bu neden bu kadar sevinsin? Ben de senin gibi şarkı söyleyebilir miyim? Pepe hangi takımı tutuyorsun? Bugün ne yedin Pepe? Ben Fenerbahçeliyim. Çikolata getirmek zorunda istiyorum. Gel maç yapalım. Pepe top oynayalım mı? Pepe çöpte maç oynayayım mı? Pepe orada mısın? Pepe öpüyorum seni. Ben Pepe'yi çok seviyorum. Ya insanın bir daha gelemeyeceği bir yaşta olması ne acı bir şey değil mi? Yani hala bir şeylere şaş. Şunu yani ne güzel bir şey. Şunu gerçek zannediyorsun ya. Bütün hayatın böyle geçiyor yani. Yani şuna soru soruyorsun ve bundan bir cevap bekliyorsun. Hayattaki en saf durum değil mi? Yani şaşırma hala bir şeye şaşırıyorlar. Bizim şaşıracak bir şeyimiz kalmadı. Biz bir şeye şaşırmıyoruz artık. Çok sıkıcı bir durum yani. Gerçekten de sıkıcı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,